Ben biraz aslında dayak yiye yiye öğrendim diyebilirim kendimi sansürlemeyi. Yazılarımdan dolayı başıma pek iş açılmadı ama attığım tweetlerden dolayı çok kez işte hakkımda suç duyurusunda bulunuldu, soruşturma açıldı, işte bu davaya döndü. Yani daha çok hep sosyal medya üzerinden bu deneyimleri yaşadım diyebilirim. Yani otosansür bir insanın beyninde bir sansür masası kurması aslında. Ve hani genellikle bu işte kamusal sorumluluk ve vicdani değerlerle hep bir çatışma halinde bu masa. Bazen galip çıkıyor, hani insan ifadeyi özgür bırakmak istiyor, bazen de otosansüre yeniliyor. Ben Türkiye'de kendisine otosansür uygulamadığını söyleyen bir kişinin kesinlikle yalan söylediğini düşünüyorum. Konuşmakta çok usta birisi değilim. Dolayısıyla yani yazı yazarken her şey benim kontrolüm altında. Yani konuşurken asla o kontrolü sağlayamam. Dolayısıyla konuşmaları her zaman yazmaya ve yazdığımı okumaya çalışıyorum. Onun dışında sorulara cevap verirken zaten dikkat ediyorum hep kendimi dinlerken. Hep böyle bir duruyorum. Yani normalde aslında normal hayatımda konuşurken o kadar esler vermem, hani durmam ama sürekli bir düşünme halindeyim. Ne söyleyeceğimi tartma halindeyim. Ki ben pek çok insana göre, gazeteciye göre kendimi daha çok özgürce ifade eden birisiyim. Ona rağmen kendime çizdiğim kırmızı çizgiler var. Türkiye'deki tabulara dokunmayı çok seviyorum ama mutlaka dikkatliyim. Ve mutlaka yani eğer kendime otosansür uygulamıyorum dersem yalan söylerim. Kesinlikle uyguluyorum. Bir yazı yazmıştım. Bu Türkiye'deki ensest oranını, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı'nın ağzından açıkladığı bir oranı gazetedeki yazımda yazmıştım. Bu oran insanlara çok yüksek geldi. Ama bu benim hani kendi kanaatim değil. Bu bir açıklama ve ben bu açıklamaya yer vermiş bulundum. Bu çok büyük bir tepki gördü ve çok fazla saldırı oldu. Yani 301'den dava açılışına kadar gitti yorumlar. Bütün gazetelerde, her yerde yani sanki ben böyle bir şey uyduruyormuşum gibi yer aldı. Ve bunun üzerine ben artık ensest sözcüğünü fark ettim ki kullanmaktan korkuyorum. Yaklaşık bir yıldır serbest gazetecilik yapıyorum. Yani herhangi bir kuruma bağlı çalışmıyorum. Ve benim için hani işte bir gazetedeyken şunu yazamıyordum, şimdi yazabiliyorum dediğim hiçbir şey yok. Yani o zaman ne kadar otosansür uyguluyorsam şu anda da aynı miktarda uyguluyorum. Aslına bakarsanız şu an kendimi çok daha korunmasız ve yalnız hissediyorum. Yani çünkü bir kurumda çalıştığınızda nedir? Evet, kovulma riski var, işsiz kalma riski var diyelim. İşsiz kalmazsanız da sizi koruyacak bir kurum var. Arkanızda bir kurum var, bir hukuk departmanı var. Yani sizin sonuçta hukuksal ihtiyaçlarınız da gereksinimleriniz de karşılanıyor. Avukatlarınız var. Fikir alabiliyorsunuz. Bir yazıyı basmadan önce, bastıktan sonra hakkınızda bir soruşturma açıldığında, bu kovuşturmaya döndüğünde. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Yani siz ne yapıyorsunuz? Kendiniz bir avukat tutuyorsunuz. Ama yani kesinlikle daha korunmasız hissediyorum kendimi. Dolayısıyla kesinlikle daha dikkatli olduğumu söylemeliyim.